Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar temel dini bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle karşınızdayım. İlk sorumuzla başlıyoruz hemen. Zekat verilen sınıflardan biri olup kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimselere ne denir arkadaşlar? Burada da müellefe-i kulüp şeklinde bir Arapça kavram var. Yazalım, müellefe-i kulüp denir arkadaşlar. Evet, bu kavrama dikkat edin. Kalpleri İslam'a ısındırmak istenen kimselerdir bu grup. Namazda bir miktar Kur'an ayetleri okumak namazın hangi şartıdır? Tabii ki namazın iç farzlarından olan kıraattır arkadaşlar. Kıraat şartı diyelim. Namazın farzlarından birinin yapılmaması ve vaciplerinin terk edilmesi gibi durumlarda yapılması vacip olan secdeye ne ad verilir? Hani ettehiyatı okuduktan sonra sadece sağ tarafa selam verip tekrar secdeye gidiyoruz ya, işte bu sehiv secdesidir arkadaşlar. Evet, namazda yapılan herhangi bir hatayı telafi etmek adına yapılan secdedir. Sehiv secdesi diyelim. Öbür soruya geçelim. Ramazan'da ailedeki kişi sayısınca verilmesi vacip olan sadakaya ne ad verilir, ne denir? Evet, Ramazan geçmiş, birkaç hafta önce zaten geçti biliyorsunuz. Dolayısıyla neydi o sadaka, verilen vacip sadakanın adı? Tabii ki fitredir arkadaşlar. Fitre denir şeklinde cevabımızı verelim. Bunu Diyanet Başkanlığı belirliyor. Evde 3 kişi varsa atıyorum 100 lira belirlemiştir. 300 lira bu vacip olan sadakadır fakir fukaraya verilmesi adına. Evet, Hacerül Esved taşından başlayıp Kabe etrafında 7 defa dönmeye ne denir ifadesi var ki, bu da tavaftır arkadaşlar. Tavaf denir. Diyelim ki tavafın ilk şartıdır. Hacerül Esved esnasında bu taş sol tarafında kalacak şekilde o hizadan başlayıp 7 defa dönmedir tavafın adı. Mekke-i Mükerreme'den önce ihrama girilmesi gereken sınırlara ne ad verilir ki arkadaşlar? Mikat sınırı denir bu sınıra. Burada hacılar, hacı adayları ihrama girmek zorunda. Buraya da mikat sınırı denir şeklinde cevabımızı verebiliriz. Sadaka-i cariye ne demektir? Evet, sadaka biliyorsunuz ki dünyada verilen, yaşarken verilen mal, mülk, para. Ama peki sadaka-i cariye nedir? Kişi ölse bile, artık ölümden sonraki halini diyorum. Kişi ölse bile ölümünden sonra sevabı devam eden sadakalara denir arkadaşlar. Yani nedir bunlar? Bir okul yaptırırsınız, bir cami yaptırırsınız, bir çeşme yaptırırsınız. Sizden sonra ölseniz bile ondan faydalanmaya devam ettiği için insanlar, sevabı sizin hanenizde yazılır. Arkadaşlar bu işte bahsedilen, kişi ölse bile yaptırdığı eserden kazandığı sevaptır. Sadakayı cariye diyelim. 8'e geçelim hemen. Arefe günü güneşin batımından Kurban Bayramı'nın birinci günü şafak sökünceye kadar Arafat'ta kısa bir sürede olsa durmaya ne denir? Bu hacılığın görevlerinden, farzlarından biri. Buna biz vakfe diyoruz arkadaşlar. Vakfe denir şeklinde cevabımızı verelim. Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlayarak, evet bu sefer de Kurban Bayramı'na geldik. Vakfe bitti. Kurban Bayramı'nda Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar bütün farzlardan sonra getirilmesi vacip olan tekbire ne ad verilir? İşte bu da teşrik tekbirleridir arkadaşlar. Teşrik tekbirleri diyelim. Evet, buna da dikkat ediyoruz. Farz namazdan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber diye devam eden bu teşrik tekbiri. Bir toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezaket, saygı ve görgü kuralları bütününe ne ad verilir? Adab-ı muaşeret tabii ki. Adab-ı muaşeret denir şeklinde yine cevabımızı verelim. Ve adab-ı muaşeret nedir diye sorulursa da vereceğimiz cevap soruda saklı arkadaşlar.
Evet, oruç, zekat ve hac ibadetleri sırasıyla hicretin kaçıncı yıllarında farz kılınmıştır? Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Oruç, biliyorsunuz ki hicret 622 yılında, 624 yılında kılınmış. Dolayısıyla hicretin ikinci yılı. Zekat yine aynı şekilde hicretin ikinci yılı. Hac ibadetleri ise arkadaşlar hicretin 9. yılında oradaki Mekke'deki insanlarla yapılan anlaşma sonucu ortaya çıkan bir ibadet. Dolayısıyla burada verilen rakamlara dikkat edelim. Oruç hicretin ikinci yılında, zekat hicretin ikinci yılında, hac ibadeti ise yine hicretten sonraki 9. yılda yerine gerçekleştirilmiş. Müslümanın özelliklerinden 4 tanesini yazın. Evet, Müslümanız çok şükür elhamdülillah diyoruz ya. Neler aklımıza gelir arkadaşlar? Bir kere eğer bir tüccarsa tarttığı malda hata yapmaz arkadaşlar. Hata yapmamalı diyelim. Bir diğeri işine zamanında gelmeli. Sosyal hayattan bahsediyoruz. İşine zamanında gelmeli. Aldığı borcu zamanında ödemeli arkadaşlar. Aldığı borcu zamanında ödemeli. Ve son olarak da diyebileceğimiz emanete ihanet etmemeli. Emanete ihanet etmemeli. Özelliklerinden 4 tanesi aklımıza geldi. Bunları yazdık arkadaşlar. Onun haricinde daha onlarcası yazılabilir diyelim. Yolcular, hamile ve emziren kadınlar, oruç tutamayacak kadar hasta olanların oruç tutamadıkları gün kadar Ramazan'dan sonra tutacakları oruca ne ad verilir? Evet, geçici olarak bahanesi olan bu insanların Ramazan'dan sonra tutacakları oruca kaza orucu diyoruz arkadaşlar. Aynen vaktinde kırılamayan namaz için kaza namazı diyoruz ya. Vaktinde yani Ramazan'daki o farz oruçları tutamayan insanların da kaza orucu tutması gerekiyor. O zaman tutamadıkları gün boyunca. Diyelim 5 gün tutamadıysanız mazeretlerinizden dolayı Ramazan bayramından sonra 5 gün tutulmalı arkadaşlar. Üzerinden bir hicri yıl geçmiş 130 koyunu olan kişi kaç adet koyunu zekat vermelidir? Evet, burada zekat oranlarını biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 40 ile biliyorsunuz ki 120 koyununuz varsa 40 ile 120 koyun arasında bunun bir tanesini zekat vereceksiniz. 121 ile 200 koyun arasında koyuna sahipseniz burada 2 tane zekat koyun vermeniz lazım. 201 ile 400 koyun arasında bir rakamdaysanız arkadaşlar burada da 3 koyun zekat vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla buna dikkat edin. Şimdi buradaki kişinin 130 koyun olduğuna göre rakam, bakın 120'yi geçtiği için 121 ile 200 arasında bir rakam. Dolayısıyla bu vatandaş 2 koyun zekat vermeli arkadaşlar. Yani şuradaki orana dikkat edin. Hangi sınır arasındaysa ve koyun sayısı, ona göre zekat değişiyor. Zekat sayısı değişiyor. Aman dikkat edelim. 15. soruya bakıyorum arkadaşlar. 15. soruda sınıftaki bir arkadaşımızı yapmadığı kötü bir davranıştan dolayı öğretmenimize şikayet etmemiz hangi davranışa girer? Arkadaşlar, yapmadığı bir davranışı gidip de yapmış gibi şikayet ediyorsanız bu iftiradır. Dolayısıyla iftiraya girer şeklinde cevabımızı verelim. Kurban bayramında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sırasıyla azami kaçar kişi kesebilir? Arkadaşlar, büyükbaş hayvanı biliyorsunuz ki 7 kişiye kadar kesebilir. Bir de kesebilir, gücü yetiyorsa 2, 3, 4, 5, 6 en fazla 7'dir büyükbaş hayvanlar için. Ama küçükbaş hayvanlar için sadece bir kişi kesebilir diyelim arkadaşlar. Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu oranları, bilgileri muhakkak bilelim. Zekat verilecek kişiler hangi surenin kaçıncı ayetinde belirtilmiştir? Arkadaşlar yine ünitelerden hatırlayalım. Tevbe suresinin 60. ayetinde arkadaşlar gayet açık bir şekilde ifade edilmiş. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. O ayeti hatırlayalım ve meali şu şekilde arkadaşlar.
Zekatlar ancak fakirlere, yoksullara, zekatların toplanmasında görevli memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak müellefe-i kulüp var diye o insanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalmışlara verilir. Allah'ın bu konudaki kesin emri ve taksimi böyledir anlamına gelen bir ifade var arkadaşlar. Tevbe suresi 60. ayette. Dolayısıyla cevabımızı da hatırlatmış olduk mealiyle birlikte bir kez daha. Kabe hangi şehirdedir? Evet, hacılar hep gidiyor Kabe'ye. Nereye gidiyorlar? Mekke'ye mi, Medine'ye mi? Tabii ki Kabe'nin bulunduğu yer Mekke'dir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in de doğduğu yer, memleketi. Gusül abdestinin farzları nelerdir? Evet, birincisi arkadaşlar, ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak diyelim. En önemlisi bu ağız. Bir sonraki buruna su çekmek arkadaşlar. Buruna su çekip temizlemek. Üçüncüsü de bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak arkadaşlar. Bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak diyelim. Yani aklınızda kalsın diye söylüyorum. Ağız, burun ve tüm vücut. Sıralama bu şekilde olmalı. Gusül abdestinin farzlarından arkadaşlar. Evet, namaz kılınacak yerin ve bedendeki pisliklerin temizlenmesi namazın hangi farzıdır? Bedendeki pislik, namaz kılınacak yerin pisliği maddi pisliktir, manevi değil arkadaşlar. Onun için biz buna necis, pis şeyler dediğimiz için necasetten taharet şeklinde Arapça kavramını yazalım. Dolayısıyla cevabımız bu. Bir kimsenin kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz, işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaya ne ad verilir arkadaşlar? Onunla alay etmektir, dalga geçmektir. Dolayısıyla alay etmek denir şeklinde yine cevabımızı veriyoruz arkadaşlar. 21. soruda evet, mümkün olduğu kadar çok soru hazırladım ki sınavda biz bunu çözmüştük diyebilirsiniz diye. Son 3 sorumuz arkadaşlar. İblisin Allah'ın huzurundan kovulmasına sebep olan, davranış olan ve peygamberimizin ise hakkı kabul etmemek, insanları hor görmek olarak nitelediği davranışa ne ad verilir? Biz kibirin açıklamasını yazdık arkadaşlar. Açıklayın bunu. Kibir denir diyelim. Kibir nedir diye de sorulursa işte yazacağımız açıklama bu. Yine iblisin uygulamış olduğu, hissettiği bir duygu. Peygamberimizin de hakkı kabul etmemek, insanları hor görmek olarak nitelediği kavram kibirdir. Kulun namazdayken Allah'a en yakın olduğu an hangisidir? Arkadaşlar secdeye gidiyoruz ya, tamamen Allah'ın huzuruna kapaklanıyoruz ya. İşte o durum, namazın o pozisyonuna secde denir diyelim. Yani ayaktayken, rükudeyken değil de veya otururken değil de en güzeli secde, Allah'a en yakın olduğu an. Son sorudayız. Haccın farzları nelerdir? Maddeler halinde yazınız. Evet, kurbandan bahsettik, mikattan bahsettik, ihramdan bahsettik. Peki haccın farzları ne? Öncelikle tabii ki mikat sınırında ihrama girmek diyelim. Bir diğeri ziyaret tavafı yapmak arkadaşlar. Ziyaret tavafı yapmak diyelim. Ve son olarak da Zilhicce ayının Hicri takvime göre bir ay bu biliyorsunuz. Zilhicce ayının 9. günü Arafat vakfesinde bulunmak. Biraz önce vakfenin ne olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla bu 3 şartı yerine getirdiği zaman haccın farzları yerine getirilmiştir diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen.
Lütfen abone olun ve sınıf arkadaşlarınızı kanalımıza davet edin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.